veda zamanı geldi. İyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Çok adil ortamda hazırlandığını, herkesin kabul edebileceği, herkese eşit mesafede davranıldığını kabul edebileceği bir durum. Allah böyle genel kurulları diğer federasyonlara da nasip etsin. Teşekkür ederim ve Allah'a ısmarladık. Tevdi edilirse önemlilikle yapmak istediğim bir şey var. O da büyük bir çalıştay oluşturmak. Bu çalıştayı önce teknolojinin sağladığı imkanlarla bu federasyonumuzun biricin tüm paydaşları dediğimiz kulüplerimiz, kulüp başkanlarımız ya da kulüp yetkililerimiz, hakemlerimiz, antrenörlerimiz, milli biricilerimiz her aşamada yaşanan zorluklarla ilgili ekonomik çözümleri sağlayabilmek için önce teknolojinin sağladığı imkanlarla sorunlarımızı ve gündemlerimizi hep beraber yapacağımız toplantılarla belirlemek, daha sonra gerekirse konaklamalı büyük bir organizasyon yaparak bir gün mesela kulüplerimiz, kulüp başkanlarımızı ve yetkililerini dinleyerek sorunlarını, tabii ki önceden belirlediğimiz gündem içinde bizim önerdikleri çözümleri, bizim bunların karşılığında onlar için neler yapabileceğimizi karşılıklı paylaştığımız büyük çalıştayların bizim için çok faydalı olacağına inanıyorum. Sponsorlukların birice getirilebileceği konusunda stratejilerimiz var. Bu bilgi ve tecrübemi de en üst noktaya kadar federasyon için kullanacağım. Ve bu sayede de basın yayın organlarında daha güçlü, itibarlı ve tanınır bir federasyon olmamız için elimizden geleceğini yapacağız. Ben tekrar bana destek olan tüm delegelerimize, yönetim kurulundaki abilerime, kardeşlerime, arkadaşlarıma, herkese tek tek çok teşekkür ediyorum. Vizyonumuz uluslararası başarı için model oluşturmak ve dünyada kabul gören bir ekol yaratacak, dünya literatürünü takip ederek Türk biricinin hizmetine sunacak bir biriç bilim kurumu oluşturmak, ülkemizi Avrupa, Dünya ve Olimpiyat oyunlarında ulu önderimizin, ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim ilkesini benimseyerek başarı ile temsil edecek üst düzey takımlar oluşturmaktır. TBF Lirası uygulamasına geçirecektir online turnuvalarımızda. Bu TBF turnuvası lirasına geçildikten sonra BBO dolarından kurtulacağız arkadaşlar. Bu lirayı yine online olarak yapacağımız hizmetlerde de kullanılabilir olacaktır. Biriç Federasyon seçimlerindeyiz. Kafa kafaya gözüken bir seçim atmosferi vardı az önce içeride. Oylamaya geçildi. Biz de bu oylama arasında başkan adaylarına bir mikrofon uzatmak istedik. Şimdi röportajlara geçiyoruz. Şimdi federasyonlarda, Türkiye'deki sporda kadınlarla ilgili bir ciddi problemimiz var. Yelken'de Özlem Başkan'ı tekrar kazandı. Gülkız Başkan'ın bugün size destek olmak için buraya gelecekti. Toplantılarından dolayı gelemediğini bildirdi. Orienting de vardı, başkanımız bıraktı. Şimdi sayı azalacak. Evet. Niye bu kadınlar sporda bu kadar hakim olmak da istemiyorlar? Olmuyorlar demiyorum. Biraz da olmak da istemiyorlar sanki. Birazcık kadınlarımıza örnek olmak adına zaten biz de camia olarak ben bu dönem adaylığımı koydum. Gerçekten Türk kadını, mesela özellikle bizim spor dalımızda Türk kadın milli takımımız diğer tüm milli takımlarımıza göre daha başarılı. Dünyada ve Avrupa'da dereceleri var. Dolayısıyla bayan kadın biriççilerimiz hatta bu sene eleme yarışmalarını da kazandılar. Avrupa Şampiyonası'nda gene ülkemizi temsil edecekler. Çünkü her ülke katılamıyor. Önce eleme yarışmalarına giriliyor. Akabinde yarışmalara kabul ediliyorsunuz. Bayan milli takımımız o barajları geçti ve Türkiye'yi temsil edecekler. Kadınların çok farklı bir anlayışları var. Yani bence tüm yönetimlerde, yerel yönetimlerde, politikada olsun, spor branşlarında olsun büyük katkılarının, farklı bir bakış açılarının olduğuna inanıyorum. Eğer camiamız da bizi de değerlendirirse bu farkımızı, ben yönetim kurulu sistemim de eşit bayan, kadın ve erkek yönetici, asil ve yedek birlikte değerlendirdiğimizde bir denge kurmaya çalıştım. İnşallah daha çok kadınlarımızı biz örnek olursak hem genç küçük kızlarımıza hem genç kızlarımıza hepsini örnek olarak hepsinin aktif
hayatın içinde olduklarını ve onların da bu hayatta büyük katkıların olacağını onlara örnek oluruz diye düşünüyorum. Duayen bir isimden bayrağı devralmak istiyorsunuz. Evet. Neler demek istersiniz? Nafiz Başkan hem spor camiasından tanınan bir isim hem de briç dünyasının sayılı oyuncularından biri. Çok büyük görgüsü ve bilgisiyle bize her zaman önderlik yapacak. Zaten briç oyuncuların içinde çok elit ve master point sıralamamıza göre ilk 50'de olan çok elit sporcularımız var. Nafiz abi ilk 5'in, ilk 3'ün içinde. Kendisinden her zaman bilgi ve görgü olarak faydalanacak büyük bir Engin Deniz onlar. Ondan tabii devralmak büyük bir dezavantaj gibi gözüküyor ama onun başladığı yolda biz de elimizden geldiğince katkı koyarak daha ilerilere gitmek istiyoruz. Başkanım, şimdi bizim spor muhabirlerinin bütün branşlara hakim olmak gibi bir durum yok. Biz genelden bir bakıyoruz fotoğrafa, manzaraya, oradan değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi satranç aslında çok benzeyen bir spor. Aslında kardeş branşlar gibi de hissediyorum. Evet, akıl sporları diye olimpiyatlarda özellikle onları ikisi bir arada kardeş spor gibi düşünülebilir. Bizim de belki birlikte projelerimiz olabilir Satranç Federasyonu ile birlikte. Onların gelişimlerini, çok atılımlarını hayranlıkla seyrediyorum ben de kendisini. Ben de tam oraya gelecektim. Evet, yani çok ciddi hamle yaptılar. İş Bankası sponsoru oldu. Kendi yeni binalarına geçtiler. Sürekli bir organizasyon halindeler. Biz onların organizasyonlarına yetişemiyoruz. Evet. Ama Bridge'i niye bu kadar biz göremedik? Bridge biraz daha geride. Çünkü bazı dezavantaj olarak görülen yönleri var. Fakat bunlar doğru değil. Yani çok iyi muhakemeyi, takım ruhunu geliştiren hayatın içinde. Mesela benim tüm sorunlarımdan ayrıldığım masada konsantrasyonumun sırf Bridge içinde olduğu insanlar için hem ileriki yaşlarda çok büyük bir sosyal hobi hem de yapıldığı dönem içinde insan muhakemesini geliştirme noktasında çok büyük faydaları olan bir spor. Biraz geride kaldı. İşte ben bu dönemdeki en büyük hedeflerimden biri Bridge'in tanınırlığını biraz daha yukarı çıkarmak. Bu tanınırlıkla birlikte federasyonumuza biz de bir hamle kazandıracağımızı düşünüyoruz. İnşallah akıl sporları olarak da birlikte de projelerimiz olabilir. Ben dayanışma içinde olmak istiyorum. Kendileriyle eğer seçilirsem irtibat kuracağım mutlaka. Yani şimdi anneler babalar çocuklarını böyle bir zeka oyununa yönlendirdiği zaman direkt aklına satranç geliyor. Bir iş niye gelmiyor? Bu iki kişi oynandığı için mi? Bazı şartlar olduğu için mi? Biraz da sanki zengin sporu gibi de gözüküyor bir iş. Bir iş biraz daha yani elit ve zengin sporu gibi gözüküyor, evet. Bir de içindeki kağıt unsuru birazcık hani kağıt oyunu ve kumar var hissini getiriyor. Halbuki şansın ve kumarın hiç olmadığı bir spor. Yani içinde tamamen belli standart istatistiklerin olduğu, matematiksel zekanın gerekliliğinin olduğu, masadaki muhakeme ve o 50 kartın, 52 kartın dağılımını üzerine geliştirdiğiniz stratejilerle oynanılan bir oyun. Çok büyük farklı bir bakış açısı kazandırıyor çocuklara aslında. Biz şu anda işte spor okullarına giremedik. Aslında o spor okullara spor olarak girebilirsek üniversitelerde ek ders olarak başladı. Hedeflerinizden biri var. Evet, tabii ki o. Şimdi mesela tablette oynanıyor olması okullar açısından çok daha avantajlı noktaya getirecek birici. Özel okullarda, kolejlerde falan başladı. Dersler var ve öğrenciler de çok memnun. Farklı bir bakış açısı getiriyor çocuklara. Dolayısıyla inşallah ileride milli eğitimin de desteği olursa okullara da girmek istiyoruz. Biz federasyon olarak onlara öğretmen, antrenör desteğinde elimizden geleni, basılı materyal desteğinde elimizden geleni yapmak istiyoruz. İnşallah göreve gelmem halinde benim bütün ilgili bölümlerle, devletin ilgili kademeleriyle bir tekrar temasım olup bir atılım göstermek istiyoruz biz. Vallahi biz de o atılımı zevkle takip edeceğiz inşallah başkanım. İnşallah, inşallah. Seçimler daha oy kullanma devam ediyor. Ediyor, şimdiden ediyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ben size çok teşekkür ederim, sağ olun. Hakan Tabak Başkanımla beraberiz. Çok çekişmeli bir seçim var. Evet. Çok elit bir camia var, bir evet. Camiası var. Bizim uzak olduğumuz, çok çok fazla takip edemediğimiz ama kalitesini çok iyi bildiğimiz bir spordan bahsediyoruz. Sanki biraz da zenginler sporu diye bahsedilen bir spordan bahsediyoruz. Yok, onu kesinlikle düzeltelim. Kesinlikle zenginlerin sporu değil, herkesin sporu. Bizim sporumuzun en büyük özelliği 7 yaşındaki bir sporcunun 97 yaşındaki sporcuyla yarışabilir olması.
özel kategoriler var ama bir açık kategorimiz var. O açıkta hem kadın oyuncularımız hem de yaşına bakılmaksızın tüm erkek ve kadın oyuncularımız beraber yarışabiliyor. Geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Bir insan ömrünün herhangi bir döneminde yapılan bir spor değil. Yani neredeyse bu sporu öğrendiğinizde işte ölünceye kadar yapılan bir spor. Ki Nazif Başkanım öyle birisi. Evet. Türkiye'nin sayılı ustalarından bir tanesi. Tabii ki dünya şampiyonluğu da var kendisinin. Ve onun gibi bir duayen isimden, usta isimden bayrağı devralmaya çalışıyorsunuz. Evet, evet. Nasıl birisi başkanım? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu büyük bir sorumluluk getiriyor. Çünkü geçmişte bütün başkanlarımız çok büyük hizmetler ettiler Türk biricine. Bunu daha yukarılara çıkarmamız gerekiyor. Altında zaten kaldık mı kamuoyumuz bize gerekli ultimatumu verir zaten. Hedeflerimizin içerisinde bizim için en önemli hedef biricin üzerinde olan yanlış anlaşılmayı silmek. Yani bizi hep şey gibi yaklaşıyorlar, bir kumara benzetiyorlar ama bizim aslında bir beyin sporu, bir akıl sporu. İçinde birçok diğer bedenle yapılan sporların özelliğini taşıyor. Yani antrenörlerimiz, hakemlerimiz, sahalarımız, işte takımlarımız, milli takımlarımız, U16'larımız, U18'lerimiz, U26'larımız birçok dal var. Ve şunu söyleyeyim, Türkiye'deki biricin biraz tanışmayı, sporcuların tanışmasını aşağı çekebilirsek zaten dünya çapında marka olacak da bir potansiyelimiz var. Asıl en önemlisi şu, Türkiye biricin ana vatanı. Ben bilmiyordum. Ben Fransızlar falan zannediyordum. Yok, kesinlikle değil. Türkiye'de biriç bulunuyor, keşfediliyor. 1855 yılında Galata Köprüsü'nde bir rivayete göre Galata Köprüsü'nde oynanıyor. Adını oradan alıyor. Biriç. Biriç. Bir şeye göre de penceresi, oynanan odanın penceresi Galata Köprüsü'ne baktığından dolayı Biriç ismini alıyor. O zaman İstanbul'a gelen İngiliz askerleriyle Türk askerleri, Osmanlı askerlerinin vist denilen bir oyundan geliştirdikleri bir oyun olarak. Yani bu spora daha milli birçok sporumuz var. Onlarla beraber sahip çıkmamız lazım. Peki halka inmesi nasıl olacak? Gerçekten bir algıyı değiştirmek gerekiyor. Hı-hı. Dediğiniz gibi zengin sporu değil, halkın sporu. Halk kendi kendine oynayabileceği. Evet. Ama bir taraftan da şimdi satranca bakıyorum. Satranç gerçekten çok ciddi hamleler yaptı. Sponsorlarını buldu, binalarını yaptı. Hı-hı. Gerçekten çok küçük yaşlara kadar indirdi. Bunu nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz? Çünkü kolay bir şey şimdi gözükmüyor başkanım. Evet, bunun için öncelikli hedeflerimiz belediyelerimizle başlayacağız. Küçük yaşları indirebilmemiz için öncelikle özel okullarda biriç kulüpleri kuracağız. Bu biriç kulüplerinin çatısı altında çocuklarımızı, gençlerimizi ki biz bunu Bornova Biriç Kulübü olarak başardık İzmir'de. Yaklaşık olarak 16 tane genç çocuğumuza, yaşları 10 ile 14 arasında olan çocuğumuza biriçli tanıştırdık. Sonra Covid girdi vesaire girince ara verdik. Yeni projemiz yine devam etmekte. En önemli nokta ortaokul seviyesinde bir işte tanıştırmak. Ama bizim şöyle bir müfredatımız var. Bizim çocuklarımız her dönemde bir yarışa hazırlanıyorlar. Evet, yani maalesef. Ortaokula gelince lise sınavları, liseye gelince üniversite sınavları. Biz eskiden bizim zamanımızda son sene hazırlanırdık biz bunlara. Evet. Şimdi birinci sınıflarından itibaren hazırlanıyorlar. Bizim de sporumuz tabii ki aslında çok kolay bir spor. Şimdi bir futbol oynamayı düşünün. Halı saha eksiniz bile. Bir halı sahanın kirası var. Ayakkabı almak zorundasınız. Şort eşofman almak zorundasınız. Ama bizde sadece bir 52 destesi. Onun da en kalitelisinin değeri 15 lira. Ve 4 kişi lazım. Bu kadar basit bir spor ve çok faydası olan bir sporu bence güncelleyip yukarılara çekmemiz lazım. Şimdi sadece iş dünyasında, hayatın kendisinde değil, bu pandemi sporu da çok etkiledi. İnsanlar evet. Artık bir yerden bir yere gidip bir şeyler yapmak yerine oturup bilgisayarın başında online olarak oynamayı tercih ediyor. Biriç de buna aslında çok uygun da bir spor galiba. Bununla ilgili bir çalışmalarınız olacak mı? Şimdi başkanım? Şöyle, biz internette oynanan oyundan biricsel zevk alıyoruz sporcular olarak. Fakat oradaki bir oyun. Evet. Yani orada sporun içeriği olan bazı şeyler yok. Mesela, göz temasını yapamıyoruz. Tabii ki. Mesela futbolcular nasıl sahada birbirleriyle temasa geçip de bir güç
şeylerini ortaya koyuyorlar, fiziksel çalışmalarını. Bizler de masalarda bunu yapıyoruz. Yani bizde masa psikolojisi dediğimiz bir kavram var. O mesela ortadan kalkınca bu sporda biraz uzaklaşıyorsunuz. Evet. Fakat internet ortamında da oynadığınız zaman yine bu hazzı alıyorsunuz, bu sporu yapma hazzını. O biraz bizi şey yapıyor, o tarafa doğru çekiyormuş gibi geliyor. Şu anda zannedersem %40 oyunu internet ortamında sevenler varsa %60 canlıyı çok seviyorlar. Federasyon olarak turnuvalar, organizasyonlar yapılıyor muydu başkanım? Şimdiye evet. kadar biz çok takip etmedik. Şöyle sonra. Daha şimdi geçen hafta Antalya'da Cumhuriyet Kupamız vardı. 3 gün sürdü. 200 yarışmacı katıldı. 200 yarışmacı ile sınırlandırıldı. Aslında bizim o yarışmalarımız yaklaşık 800-850 bin yarışma oluyordu. Bir de biz simultane dediğimiz bir yarışma şeklimiz daha var. Onu da kulüplerimize dağıtarak yapıyoruz. Yani Türkiye'nin her yerine bir anda 2000 kişiyi oynatabiliyoruz. Aynı anda aynı ellerle oynanıyor ve aynı değerlendirmeye giriyor ve Türkiye sıralaması oluşturuyoruz. O da çok zevkli bir durum. İlla insanları bir yere toplamamız gerekmiyor. Kulüplerimizin lokallerini toplasak yetiyor. Valla benim çocukluğumda babam anlatıyordu. Hacettepe Mahallesi'nde bir kişi zar atıp 20 kişinin aynı oyuna tavla İşte, evet. Aslında ona benzer bir durum. Tamamen mantık kadarıyla. O. Evet. Aynı el size geliyor. Siz bir değerlendiriyorsunuz, bir sonuç alıyorsunuz. O el bir başka sporcuya gidiyor. O da değerlendiriyor eli, bir sonuç alıyor. Böyle defalarca yaklaşık olarak 100 sporcu bu eli oynuyor. Sonra bir sıralama çıkıyor. Siz iyisini yaptıysanız en iyisi siz oluyorsunuz. Kötüsünü yaptıysanız kötü oluyor. İnşallah bu mikrofonu bridge sporuna, bridge sporcularına daha çok uzatırız başkanım. İnşallah. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.